Evet sevgili arkadaşlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla bir videoda daha karşınızdayım. Muhtemelen artık bu şekilde olacak videolarımız. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar her şekilde. Önemli olan video vesaire değil de önemli olan gönüllerin bir olması diye düşünüyorum ben kendi adıma şahsen. Şimdi Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler var arkadaşlar. Transfer gündemini de çok fazla sorduğunuz için söylüyorum. En önemli transfer yapıldı. Kaleye yapıldı. Kaleci transferi yapıldı. Kimdir o transfer? Altay Bayındır. Fenerbahçe'de Altay Bayındır geri dönüyor. 2,5 aydır sahalardan uzak olan Altay Bayındır antrenmanlara başlayacak arkadaşlar. 30 Ekim'de hatırlarsanız Konyaspor maçında sakatlanan, yaklaşık 2,5 aydır sahalardan uzak kalan Altay Bayındır antrenmanlara dönüyor. Bakın o maç bize hem Altay Bayındır'a hem Valencia'ya hem de dönüşte Valencia'nın çöpleşmesine sebebiyet vermişti. Yani o maç bizde büyük yaralara sahip bir maç. Rabbim bir daha yaşatmasın. Sakatlık sonrasında salon çalışmalarını sürdürüyordu 23 yaşındaki kaleci. Antalya maçı sonrasında da hafta içi artık kaleci idmanlarına başlayacak arkadaşlar. Yani saha idmanlarına start verdi. 2-3 hafta geçti ve üstünden artık kaleci idmanlarıyla birlikte tam olarak hazır görülebilirse de Berke'den birkaç maç içerisinde kaleyi alabilir. Tabii formu daha iyi olursa Berke'den Mart ayına kadar dönmeyeceği hesap edilmişti ama yaklaşık bir aylık bir erken dönüş olacak arkadaşlar. Tabii Altay bugün bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Önümüzdeki haftada kaleci idmanlarına başlayacak. Hull City'den Zajc için teklif. Hull City biliyorsunuz Acun Bey'in yeni takımı. Hull City Miha Zajc transfer için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Fenerbahçe'ye Miha Zajc için Hull City'den teklif geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiliz ekibi sarı lacivertlilere resmi olarak teklifte bulundu. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe'de 23 maça çıktı. 3 golü var. Şimdi bakın arkadaşlar, Yağız Bey'in profilinde de var. Twitter hesabındaki profilinde de var. Herhangi bir değişiklik oldu mu diye kontrol edeyim. Ama yok diyebiliyorum. Yani Hull City resmi teklif yaptı diye. Yani resmi teklif yaptı diye geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Resmi teklif. Yani resmi teklif yaptı diye geçiyor. Tabii bu Konyaspor, yapma ya. Ciğer bırakmadın ya. Etme ya. Tabii bu resmi teklifin boyutu bilinmiyor. Ne kadarlık bir resmi teklif olduğu bilinmiyor. Ama şimdi internete Miha Zajc yazdınız arkadaşlar. Bakın 27 yaşında 3.800.000 euro piyasa değeri var. Hull City yazdınız. Hull City transfer market çıkmıyor mu ya? Hah, çıktım. Şimdi 3.800.000 euro piyasa değeri var. 2023'ün Haziran'ına kadar da sözleşmesi var. Yani 1,5 senelik. Baktığınız zaman biz kiralamıştık Genova'ya. Genova'da bir şeyler yapmıştı aslında ama olmamıştı. Sonrasında ne olacak bilmiyorum. Şimdi Hull City 14,5 milyon euro piyasa değeri var. Bakın 14,5 milyon euro. Kadro genişliği 24 kişi. Yani bu takıma kesinlikle ve kesinlikle kadro lazım. Oyuncu lazım. Ancak sizlerin hayalindeki gibi satın alarak değil de kiralık olarak olabilir. Yani bakın bu takımda birçok İngiliz var. Jamaika asıllı İngiliz falan var. İngiliz asıllı Avustralyalı var. Nijerya asıllı İngiliz, İngiliz asıllı Galler. Herhalde İrlanda asıllı İskoçyalı var bir tane. Hemen hemen hepsi İngiliz. Şimdi bu takımın merkez orta sahalarına bakıyorsun, 10 numarası bir tane. Yani 27 yaşında 1 milyon euroluk. Ben şunu söyleyeyim. Miha Zajc bu kulübe Allah yar ile birlikte gerekirse satın alarak, gerekirse normal şartlarda giderse benim için kârdır. Misal veriyorum, örnek veriyorum. 3 milyon euroya diyelim, 3 milyon euroya satıldı diyelim. Dehşetül vahşet bir kardır benim için. Bu benim için. Yanlış anlamayın, sizler için olmayabilir. O açıdan inşallah böyle bir şey olur. Resmi teklifi de yapmış. Allah yar da Zajc da bu takıma gitseler banko oynarlar. Ben onu söyleyeyim. Bugün Sinan Gümüş Fenerbahçe'de düşünülmeyen isim. Buraya gitse kendini gösterebilir mi? Tabii orada belli bir yabancı kriteri vardır, kıstası vardır. Ama alt lig olduğu için de oynatabilecekleri isim sayısı fazladır. Slovakyalı olması iş görür Zajc açısından. Ha diyorum ya, geçen gün Hull City Fenerbahçe'den iyi durumda diye. Dalga geçmiyorum arkadaşlar. 14.5 ama Fenerbahçe'nin durumu o kadar kötüydü ki. Bu arada Melih Bostan ve Osman Ertuğrul Çetin'le ilgili sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı diye belirtmiş Yağız Bey. Osman Ertuğrul Çetin'i çoğu kişi bilmez ama Melih Bostan konusunda şu an birçok kişi vaka vaka diyordur. Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi. Şakiri. Hoca sorununu çözen Fenerbahçe eski gözdesi yıldız futbolcu için temaslara başladı. İşte o isim ve transferin detayları. Biliyorsunuz teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran, Avrupa'da ve ligde istenilen sonuçları alamayan sarı lacivertler Ocak ayında eksik bölgelere transfer yapmak istiyor. İsmail Kartal'ı teknik direktör olarak getiren Fenerbahçe takıma Başkan Ali Koç ve yönetimi bir takviye yapıp ikinci döneme daha iyi hazırlamak için uğraşıyor demiş. Ben önce şunu söyleyeyim. Peşin söyleyeyim. Dur, hatta ben önemli duyumlarda genellikle bir çay molası veririm. Çay molasıyla vereyim. Bu arada sponsorumuz Golvar'dan bir bardak istiyorum. İnşallah en kısa sürede o bardağa ulaştırırlarsa, yani Golvar'lı bardakla içelim. Daha iyi olsun. Şimdi arkadaşlar, önemli duyum şu. Fenerbahçe bu sezonun gittiğini kabul ediyor mu? Bence ediyor. Bence bu sezon gitti diyor. Bu sezon gittiyse Şakiri'ye gerek var mı? Gerisini size bırakıyorum. Fenerbahçe eski gözdesi Xherdan Shaqiri için yeniden temaslara, transfer çalışmalarına başladı. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak taraftarını da heyecanlandırmak isteyen sarı lacivertler transferde resmi adımlara başladı. Sezon başında İngiliz devi Liverpool'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında Fransa'nın Lyon takımına transfer olan Şakiri burada istenilen etkiye sebep olmadı. Şimdi bana şunu soracaksınız. Diyeceksiniz ki Mustafa hocam, efendim şekerim, Zajc'ı 3.5'a satsak, Şakiri'yi 3.5'a alsak, hani vaka vaka diyordun ya az önce, vaka vaka yapar mısın? Yani Müslüm Gürses'ten şarkı bile söylerim. 3.5 milyon euroya Şakiri'yi getirirseniz, ya Müslüm Gürses'ten şarkı bile söylerim. 13 maça çıkmış, 1 gol 2 asist yapmış, 871 dakika oynamış. Bakın şurada çok enteresan bir olay var. Bak şu çok enteresan. 10 Ekim 1991 doğumlu. 30 yaşında. Terazi burcu. Burcunun bütün özelliklerini gösteriyor. Kudurtucu bir modu var. Valla bu sezon geçti desem bile rakibin Visca'yı falan filan almışken senin de bir Şakiri alman lazım. Bence enfes bir şey olur. Ama tabii 6'dan 8'e çıkmış piyasa değeri, o kadar az gol asist yapmasına rağmen. Ben böyle bir transferin gerçekleşeceğine ihtimal vermiyorum. Duyumlarım arasında bu transfer yer almıyor. Ha tabii insan bir ister. Yani bir Cavani ister. Benim şimdi bir müjde versem, Fenerbahçe'den Şakiri ve Cavani müjdesi diye tıklama üstüne gelir. Ama bazı arkadaşların belirttiği gibi şeylik yok bizde. Yani o tip clickbaitçilik yok. Onlar kendi kendilerine gelin güvey olsun dursunlar. Ama durum bu arkadaşlar. Sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum. 8 dakikalık videoyla özet olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'den kaleci ve kanat transferi sponsor transferi diyelim. Çünkü eğer Şakiri işi olursa sponsor transferi. Ama bir kez daha söyleyeyim. Benim Şakiri'ye dair hiçbir duyumum, çok ciddi bir duyumum yok. Cılız duyumlar var. Şimdi zayıf duyum var. Yalan da söylemiş olmayalım. Ama ben inanmıyorum. Cavani falan beklemeyin. Altay Bayındır bence yeni kaleci transferimiz. Hatırlayacaksınız birçok kaleciyi yazmışlardı. Tarık Çetin'i, onu bunu şunu. Ben hiçbir kaleci beklemediğimi belirtmiştim. Muhtemelen dediğim gibi olacak. Valencia'ya 7,5 teklif var diyorlardı. Külliyen yalan. Hiç kimseden teklif yok. Hull City Miha Zajc olayında hani sizin beklentinizi karşılamayan bir rakam ortaya çıkabilir. İkili ilişkiler gelişsin diye 1-2 milyoncuk olabilir. Aynı zamanda kiralık olarak oynayabilir. Allah yer Seyyat Maneş gidebilir. Ama Acun Ilıcalı'nın da illaki o kulüp için bir şeyler yapması lazım. Çünkü transfer market değeri çok düşük. Ya bu kadar düşük transfer market değeriyle ligde kalması da ilginç olur. Yağız Bey Melih Bostan Osman Ertuğrul Çetin duyumunu vermiş. Ben de inşallah Ferdi Kadıoğlu Berke Özer duyumunu vereyim. Yakın bir zamanda da inşallah Ferdi ile Berke de açıklanır. Aslında bu yoktu. Bu yoktu anasını satayım diyor ya. Bu yoktu ama yakın bir zamanda inşallah açıklanır. İsmail Kartal Ali Koç üçgeni devam ediyor. Başka Löw'le görüşme oldu. Onları da konuştuk. Arkadaşlar beğeninize ve yorumlarınıza talibiz. Görüşmek üzere. Fazla da sıkmayalım size.